TR724 YouTube kanalındasınız. Doktor Reşit Aylamaz'ın yazdığı "Yok mu içinizde aklı başında bir adam?" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. En büyük kötülük en yakınlardan geldi. Zira Mekke'deki herkes uzak yakın Allah Resulü'nün akrabası oluyordu. Halbuki aralarında doğmuş, yine gözleri önünde imrenilecek bir 40 yıl yaşamıştı. Üstelik en yakınlardan daha yakın biliyor, kimseye teslim edemedikleri kıymetlerini ona getirip emanet ediyorlardı. Her şey bir günde değişti. Vahyin gelişiyle birlikte gözler kör, kulaklar da sağır oluverdi. O günden sonra hasedin kavurduğu, kin ve nefretin savurduğu Ebu Cehil ve avanesi adeta kudurmuş gibiydi. Her güne bir kötülük, her yeni güne ayrı bir senaryoyla çıkıyorlardı. Neler yapmadılar ki? Ama adamların hakkını yememek lazım. Firavunluğun da bir raconu vardı ve bir iki örnek dışında kadınlarla çocukları yapıp ettikleri kötülüklerden istisna tuttular. 23 yıllık risalet günlerinde bunun belli başlı istisnaları var. 1. Aile fertlerinin bütününü hedefleyen, kin ve nefrette hızını alamayan kin tüccarları, babası Hazreti Yasir ile birlikte Hazreti Ammar'ın annesi Hazreti Sümeyye radıyallahu anh'ı şehit ettiler. 2. Hazreti Zinnire'yi işkenceyle kör ettiler. 3. Boykot ve sürgün yıllarına kadınlar ve çocukları da dahil ettiler. Ancak en azından yılın 4 ayında muhasarayı kaldırıyor ve insanlara nefes aldırıyorlardı. 4. Hicret esnasında babasının nerede olduğunu bilmediğini söyleyince çılgına dönen Ebu Cehil, Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh büyük kızı Hazreti Esma'ya bir tokat attı. Hepsi bu kadar. Zaten genel tablo bu değil. Hakkını yememek lazım. Adamlar aile reisine düşman bilseler de ne Efendimizin ne de ashabının ailesine, çocuklarına ilişmediler. Herkese annelik yapan ve bilhassa mihnet günlerinde servetini muavinet yolunda eritip mağdurlara can olan Hazreti Hatice'ye ne el kaldıran oldu ne de dil uzatan. Sahi Hazreti Ebu Bekir'in hanımı Ümmü Ruman'a Ebu Cehil yahut avanesinin herhangi bir kötülük yaptığını duydunuz mu hiç? Veya Hazreti Osman'ın hanımı ve aynı zamanda Efendimizin de kızı Hazreti Rukiye'ye el kaldırdığını? Evet, Efendimizin tesciliyle ümmetin firavunuydu ama Ebu Cehil insanlıktan büsbütün çıkmış değildi ve toplum değerleri karşısında durması gereken yerde durabiliyor, hatırlatan olduğunda insan olduğunu da hatırlayabiliyordu. Mekke'de bunalıp hicret niyetiyle Habeşistan yoluna düşen Hazreti Ebu Bekir'i yoldan çevirip Mekke'de kalmaya ikna eden ve eman verip sıkıntılarını gideren İbni Dugunne, Ebu Cehil'in kankası değil miydi? Gecenin karanlığında Şibbi Ebi Talib'e yiyecek taşırken Ebu Cehil'in yolunu kestiği Hakim İbni Hizam'ı Ebu Cehil'in elinden alan, hatta bununla da yetinmeyip elindeki sopayla Ebu Cehil'in kafasını yaran Ebul Bahderi de öyle. Haddini aşıp Efendimizin üzerine hem de Kabe'nin hariminde ve secde halindeyken deve işkembesi koyacağı kadar alçaldıkları yerde Ebu Cehil'e haddini bildiren de aynı şahıs. Ayyuka çıkan zulüm karşısında sesini yükselten ve bu duruşlarıyla Ebu Cehil'in sesini kesip boykot ve sürgün yıllarını bitiren 5 kişinin duruşu da aynı. Hayatının en acı ve iz bırakan günlerini yaşadığı Taif sonrasında, doğup büyüdüğü şehre giremeyip Hira Sultanlığına sığınan Allah Resulüne eman verip evine girmesine zemin hazırlayan Mutim İbni Adi de Ebu Cehil'in caka sattığı Darun Nedve'nin bir parçası değil miydi? Öyleydi ki o gün burnundan soluyan Ebu Cehil de Ukbe İbni Ebu Muayt da kılıcını kınına koymuş ve Mutim İbni Adi'nin bu duruşuna saygı göstermiş, emanının arkasında durmuşlardı. Kardeşleri Seleme İbni Hişam'la Ayyaş İbni Ebi Rebia'yı hapsedip zincirlere vuran, işkence edip yıllarca yemek ve sudan bile mahrum bırakan ne Ebu Cehil ne de Velid İbni Velid'i zindanlara hapseden masum oğulları zulmettikleri insanların hanımlarına el kaldırmış, çocuklarına kötü muamelede bulunmuştu. Dahası birinci derece düşman bildikleri Efendimizin en yakınlarına bile düşmanca bir tavır içine girmemişler, düşmanlıklarını sadece onunla sınırlı tutmuşlar. Malum, ölümüne ferman kestikleri bir gün Fahri Resul Efendimizle Hazreti Ebu Bekir hicret ettiler.
Annemiz Hazreti Sevde de, Hazreti Ebu Bekir'in hanımı Ümmü Ruman'la kızları Esma ile Ayşe de Mekke'deydi. Ne Ebu Cehil ne de avanelerinden birisi, madem gittiler öyleyse biz de aile fertlerini hapsedelim, hıncımızı onlardan çıkaralım demediler. Üstelik o gün Ayşe validemizle Resulullah'ın evlilik süreci başlamış bulunuyordu. Bilakis zor zamanlarda bu insanların yanında olmak, sıkıntılarını paylaşmak isteyenler oldu. İşte size ibretlik bir örnek. Malum, Bedir sonrası Mekke'de kin ve nefretten başka bir şey görülmez, duyulmaz olmuştu. Herkesin kimyası bozulmuş ve bundan böyle yükselen tek ses intikamdan ibaretti. Adeta kaynayan bir kazanın üstündeki koltuğa oturan Ebu Sufyan'ın hanımı Hind'in o gün, babası Utbe, amcası Şeybe, kardeşi Velid ve bir de üvey oğlu Hanzala Bedir'de kalmıştı. Sıradan bir kadın değildi. Zaten hırçındı, bu durum onu daha da hırçınlaştırmıştı. Onun bu hırçınlığının bir sene sonra yaşanacak olan Uhud'da ona neler yaptırdığını bilmeyenimiz yoktur. Babasını, kardeşini, amcasını, dayısını ve oğlunu Bedir'de bırakıp da kaçan erkekleri korkaklıkla suçladığını da. İşte bu günlerde ve dengesini bu denli kaybettiği bir zamanda Efendimizin kızı Zeynep validemizle karşılaştı Hind. Beklenenin aksine Muhammed'in kızı diye başladığı sözlerine, babana ulaşmak için hazırlık yaptığının haberi bana ulaşmadığı sanma diye de devam etti. Önceleri buna anlam veremeyen ve bir hayli tedirgin olan Hazreti Zeynep, yok öyle şey deyip geçiştirmek istese de ısrar etti. Ey amca kızı, böyle yapma dedi. Yolculuğun için sana lazım olan bir ihtiyacın varsa veya seni babana kavuşturacak herhangi bir para pul lazımsa bunu karşılayacak olan her şey bende var. Sakın benden çekinme. Netice itibariyle erkeklerin arasında yaşanan şey kadınları ilgilendirmez. Bu ne gariplik ki babasını can düşman, davasını yok edilmesi gereken bir hedef olarak gören bir kadından geliyordu bu teklif. Kur'an, birisine duyulan kin ve nefretin insanı adaletten ayırmaması gerektiğini söylüyor defalarca. Anlaşılan bunu o gün ve bu konumdaki Hint anlamış ama bugünün ne Ebu Cehilleri ne de Hintlerinde bu anlayış var. Dahası var. Vakit gelip de oğlu Ali ve kızı Ümame ile Medine yoluna düşmüştü ki Zeynep validemizin yolunu kestiler. Bu gidişi onur meselesi gören ve Bedir'in intikamıyla gözü kararan Hebbar İbni Esved ile Nafi İbni Abdülkays, Zi-Tuva'ya kadar gelmiş ve bize küfredercesine yapılan bu işi hazmedemez, göz göre göre Muhammed'in kızını teslim edemeyiz demişlerdi. Bu arada Hebbar, gözü dönmüş bir cani gibi saldırıyor, mızrağıyla deveyi delik deşik ediyordu. Olan sadece deveye olmamıştı. Hevdeç de dağılmış, ortalık toz dumana bürünmüştü. Bu arbede de büyük bir darbe alan Hazreti Zeynep de Hevdeç'ten düşmüş ve kaburga kemiği kırılmıştı. İş çığırından çıkmak üzereydi ki kayınbiraderi Kinane aslan gibi kükredi. Bedenini siper etmiş Mekkelilere meydan okuyordu. Kendisine tevdi edilen emanete karşı yapılan bu saldırı karşısında her şeyi göze almıştı. Bu arada okunu da yayına yerleştirmiş, ''Vallahi kim bana yaklaşırsa ona bu oku saplarım.'' diyordu. Tırsmışlardı tırsmasına ama yine de ne yapacakları belli olmazdı. Bir müddet geri çekilmiş ve beklemeye durmuşlardı ki bir grup insanla birlikte yanlarına Ebu Sufyan çıka geldi. Genel görüntüsüne bakıldığında hadiseye el koyacağı, meseleyi tatlıya bağlayacağı ve makul bir çözüm üreteceği anlaşılıyordu. Gelir gelmez Kinane'ye dönerek ''Behey adam'' dedi. ''Şu oku bir kenara koy da seninle konuşalım.'' ''Tabii başımıza gelenler senin başına gelmedi.'' diye devam etti. ''Yaşadığımız sıkıntı ve Muhammed'den dolayı başımıza gelen musibeti bile bile ve sanki hiçbir şey olmamış gibi şimdi sen tutmuş, insanların gözünün içine baka baka ve gündüzün ortasında bu kadını götürüyorsun. Sen böyle aleni olarak onun kızını aramızdan alıp götürürsen, insanlar bunu yaşadığımız musibetten sonra ayrı bir zul olarak telakki eder ki bu bir acziyet ve zaaf demektir. Ömrüme yemin olsun ki bizim onu babasından ayırıp hapsetmeye ihtiyacımız da yok. Ancak şimdi sen bu kadını geri götür, ortalık biraz durulup sakinleşsin ve insanlar bizim onu geri çevirdiğimizi konuşsunlar. Sonra bir aralık gizlice alır ve babasına ulaştırmış olursun.
Bu, makul ve aynı zamanda tansiyonu düşüren yaklaşım karşısında Kinane bir kenara çekilirken Hebbar İbni Esved'le Nafi İbni Abdülkays da kılıcını kınına koymuş yeniden Mekke'nin yolunu tutmuştu. Hadiseyi haber aldığında sesini yükselten ve savunmasız, üstelik masum bir kadına yapılan bu kötülüğe karşı net bir tavır koyan da yine Hint'ti. Küplere binmiş ve yapayalnız ve savunmasız insanlara karşı aslan kesilenlere Bedir'i hatırlatarak "Madem öyle o gün neredeydiniz?" diye çıkışıyordu. Bugün hapishaneler kadın ve çocuklarla dolu. Günün firavunlarını küresel salgın bile durduramadı. Aralarında Ebu Cehil'e dur diyebilecek ne İbni Dugunne, ne Ebul Bahderi, ne de bir Mutim İbni Adi çıktı. Haddi aşan zulüm karşısında sesini yükselten, ortamı yumuşatıp nefes aldıran ne bir Ebu Sufyan var, ne de bir Hint. Acı ama bugün dünya her türlü zulmüne rağmen zindanında kadın ve çocuk barındırmayan Ebu Cehillere rahmet okutacak günlere şahit oluyor. Kavminin anlamsız talepleri ve saplandıkları karanlıklarda debelenip durmalarına karşılık Kur'an, Hazreti Lut'un "Yok mu içinizde aklı başında bir adam?" diye haykırdığını anlatıyor bize. Zaman gösterdi ki yokmuş. Evet, Efendimizin ifadesiyle Ebu Cehil bu ümmetin firavunuydu. Küçülen dünyanın büyüklük taslayan ama minnacık bir virüsün esiri olan zavallılar. Siz kimin nesi oluyorsunuz? Diyor Reşit Haylamaz, TR724'deki köşesinde.